بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا ربنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه الناس قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بجاه اسمك الأعظم ونبيك الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz kardeşlerim, buyurmuşlar ki Cemal-i İlahiyye hazinesinin kapısı insanı kamildir. Ali Bab, yani o yüce kapı insanı kamildir diyor Cemal-i İlahiyye hazinesinin kapısı. Evet, Cenab-ı Hak lütuf ve cemal hazaini de vardır. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve cemal hazaini de vardır. Kahru celal hazaini de vardır. Hem cemal hazaini hazineleri, hazain yani hazineleri, hem de celal hazineleri vardır. İnsana diyor gerektir ki hangi hazinenin kapısını dövdüğünü bile. Evet. İnsana diyor gerektir ki hangi hazinenin kapısını dövdüğünü bile. Bilmek, arif olmak. Burada gönle şöyle geldi ki elbette ki madem cemal kapısının hazineleri insana kamilse, aynı zamanda insanı kamil ki insan mirat-ı hudadır. Hakkın aynasıdır. İnsan mirat-ı huda, Hakkın aynası. Buradaki kapı önüne gelen şu celal kapısı da cemal kapısı da gene insan-ı kamilin kapısı. İnsan-ı kamilin de insan-ı kamili olan ve enbiyanın ser tacı, evliyanın göz bebeği Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem cemali hem de celali baktığında onda cemal daha hakimdi. Niye? Kur'an ne diyor? İlahi ahlak ile ahlaklandırıldı o. Sallallahu aleyhi ve sellem'i diyor kendi ahlakımla ahlaklandırdım. Peki diğer tarafta ne buyuruluyor? Rahmetim gazabımı geçti. Allah'ın rahmeti gazabını geçti. Allah'ın rahmeti daha ziyade. Cenab-ı Hak diğer tarafta yine ayet-i kerimede Resulüne aleyhissalatü vesselama ne söylüyor? Ey Resulüm sen af yolunu tut. Çünkü niye? Allah çok bağışlayıcıdır. Misal, hadis-i şerifte buyuruldu ki bir adam vardı,
katil. 99 tane adam öldürmüştü, katletmişti. Bu zahiri fiili bir amel. Zahiren yapılan bir amel. Peki madem her bir insan alem, nice alemleri katletmiş değil mi? Peki insan-ı kamilin kapısını, hani diyoruz ya, edep ile varmak lazım. Her şeyin başı edeptir. Edep nedir? Edep bir nur-u hüdadır. Edep bir tacmış. O nur-u hüdadan giysen o tacı, emin ol her beladan. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen bir bedevi, çölde yaşayan, görgü kurallarını bilmeyen, fakat samimi, niyeti kötü değil, davranışları öyle. Efendimizin cübbesinden tuttu da, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, hele dur sana bir şey soracağım, bir şey diyeceğim dediği anda cübbesinden de öyle bir çekti ki sert. Hay. Boynu mübarekin sıyrıldı, kızardı. Tabi sahabe müdahale ettiyse de Efendimiz dedi ki karışmayın, bırakın. Ne istiyorsun dedi. Alemlere rahmet. O misali, onu, o hareketi, Efendimizin o misali, o hareketi ne yaptı? O vakti zamanda nice onun gibi daha kimseleri o güzel ahlakıyla, davranışlarıyla her birini yıldız mesabesine çıkartaraktan en büyük veli yaptı. Sahabe-i kiram. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. En büyük veli yaptı onlar Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak ne buyurdu? Eğer sen onlara halim ve hilm ile yumuşak, metanetli, sabırlı, o şekilde davranmasaydın, onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Mekke halkı da münafıklık yokturdu. İman etmiştir, mesele bitmiştir. Peki bu münafıklık nerede çıktı? Medine'de. Peki kimlerin arasında çıktı? Yahudiler. Medine'de bu münafıklık meselesi çıktı. Velhasıl konu o değil. Efendimiz'e ne buyurdu Cenab-ı Hak? Sen onlara hilm ile halim davranmasaydın, onlar senin etrafında dağılır giderlerdi. Ve Efendimiz bu ahlak-ı seniyyesi, o mübarek davranışlarıyla o iptidai, kaba, görgüden uzak, nezaketten uzak bir topluluğu en yüksek derecede veli yaptı. Lakin sahabe de, anam babam sana kurban olsun, canım ruhum sana kurban olsun ya Resulallah dedi, davasından, İmanından, Efendimiz'deki hakikatleri gördükten sonra bir daha inkar, istisnalar hariç, çünkü istisnalar oldu, onların da durumu malumunuz, Seleme meselesi vesaire, bir daha onlar
sabit kalem, sabit kadem kaldılar. Ayaklarını sağlam bir şekilde bastılar. Öyle ki havf ve haşyet ile korkarlardı. Buradaki haşyet şüphesiz kamillerin korkusudur. Dağ haşyetinden paramparça oldu. Cenab-ı Hak bir tecelli etti de dağ haşyetinden, korkusundan, bu emanet-i ilahiyenin yükünden, ağırlığından paramparça oldu, toz oldu. Hani dağlara biz dünyaya kazık yaptık, dağılıp arz müsaademe edip çarpışıp gitmesin. Yani Ehlullah diyor ya, bu dağlardan mana dünyanın çivileridir. Yani gök kubbe başımızda duruyorsa, La ilahe illallah hakkıyla diyen kamil ve kamillerin yüzünden onların hürmetine durup duruyor. Yoksa Cenab-ı Mevla dünyaya bir sineğin kanadı kadar değer vermez, vermemiş. Dilerse o kafirlere, inkar edenlere, münkirlere bir damla su dahi vermez. Rahmeti nihayetsiz. Bu kadar rezalete ve münkirata rağmen Cenab-ı Hak bu arz-ı semadan, bu semadan ve bu arza yağmur yağdırıyor ve nebatı bitiriyor, hayvanatı doyuruyor, rızkını veriyor ve insanı bütün metabolizması, fizyolojisi ve vesaire anatomisi, her türlü işleyişiyle sen hiç yorulmadan böbreğin, vücudun, bütün her şeyin çalışıyor. Bir sana kalan nedir? Hazır rızkın geliyor, yiyorsun, bir de çektiğin zahmet nedir? Nefes alıp veriyorsun. Çektiğin zahmet budur. Yürümek zahmet midir? Rahmettir. Nefes almak zahmet midir? Rahmettir. Ya bir dakika nefesimizi tutsak dayanamayız. Bir dakika duran çok azdır yani. Bir miktar nefesimiz tutulsa gideriz. O Nemrut nasıl mütekebbirdi, nasıl efendim büyükleniyordu. Bir ayağı kırık sivrisinek burnuna girdi de tepak taklak etti. Bak, peki burada Hazreti İbrahim misaline baktığımızda işte konuyla getireceğiz misal bağlantılı gene. Yani Hazreti İbrahim, hani diyoruz ya İbrahimce duruş. Ateşi attı da giderken Cebrail dedi, ey İbrahim sana yardım edeyim. Ya Cebrail beni Rabbim bilmektedir. Dedi mi? Dedi. Teslimiyete bak. O ateş ona serin ve selamet oldu. Kapıyı dövüşe bak. Ey Cebrail, o beni bilmektedir. Arif. Tabi insan-ı kamil diyoruz. İnsan-ı kamil ehlullah gene der. Her vakitte, yani her vakitte derken işte asrın içerisinde. Yek bir insan-ı kamil olur. Ve insan-ı kamil de kimdir bilinmez. Demek cemal tecellisi de, demek celal tecellisi de, bak Kur'an bize söylüyor, hani biz burada bunu Ehlullah'ın kitabından söylüyoruz. Hani birileri der ki, işte gene tarikattan, tasavvuftan dem vuruyorsun. E kurban abi bak Kur'an söylüyor. Şimdi, Allah kimin muhatabıydı
İbrahim kiminle muhataptı? Allah ile. Değil mi? Nemrut kiminle muhataptı? İbrahim aleyhisselamla. Mesaj, vahiy kime geliyordu? Demek ki cemal kapısı İbrahim aleyhisselamdı. Aynı zamanda gene de celal kapısı Mirat-ı Huda, Hakk'ın aynası gene İbrahim aleyhisselamdı. Cemal ile gitti, sürekli tebliğ etti. O her cemal ile gittikçe Nemrut azgınlaşaraktan, daha da fazla azgınlığını artıraraktan Hazreti İbrahim'e aklı sıra eziyet etti. Şimdi madem bir yaprak dahi Allah'ın izni olmaksızın olmadan düşmez, öyleyse kişi iradesiyle, irade-i cüziyesiyle tercih yapma hakkında insanı Cenab-ı Mevla müstakil bırakmıştır. Ehl-i Sünnet böyle diyor. Kur'an böyle söylüyor. Yoksa imtihanın bir manası kalmaz. İnsan iradesinde müstakildir. Kararı kendi verir. Şeytan bir adamı kandırmak istediğinde şeytanın yerinden kalkıp doğa adamın yanına gidinceye kadar kendi müstakil bir kuvveti yoktur. Ama müstakil bir iradesi var. Diyor ki ben falanı gideyim kandırayım. Onu azdırayım. Onu yoldan çıkartayım ki helak olsun. Çünkü niye? Ahdetmiş kendi kendine. Diyor ki ben senin kullarını yoldan çıkartacağım, azdıracağım. Kandırmaya gittiğinde o yerinden kalkıp da kandırmak istediği kimsenin yanına gidinceye kadar ona kuvveti ve enerjiyi kudretiyle veren Allah'tır. Hani biz birbirimize diyoruz ya Allah sana yardım etsin, Allah bize yardım etsin. Allah şeytana da yardım ediyor. Bu manada. Garip gelebilir ama öyle. Dilemedikten sonra şeytan yerinden kalkıp gidip ona kuvvet ve enerji kudretiyle vermezse şeytan yerinden kalkıp gibi o adamı kandıramaz. O toplumu azdıramaz. O kimseler eğer zulmet nedir? Karanlıktır. Nefs bunları karanlığa hakkı görmemek için deve kuşu misali başını toprağa gömüp de avcıyı görmek güya avcıdan saklanır. Deve kuşu avcıyı gördüğü zaman ne yaparmış? O küçücük kafasını böyle bir toprağın bir çukuruna işte bir deliğine affedersiniz sokarmış. Ki avcı beni görmez. Kocaman efendim vücudu ortada. Gözünü kapatan güneşi kendine yok sayar. Hani diyor ya benim Rabbim ölüleri diriltir, hayat verir, can verir. Efendim, Nemrut ne diyor? Kimini öldürür diyor, Hazreti İbrahim kimini diriltir? Ya burada batini bir mana da var. Yani diyor ki Hazreti İbrahim, ey Nemrut, ölüsün ölü. Bak Rabbimin katından bir rahmet ile gelmişim. Bak elimde bir rahmet var. Bu rahmete tabi ol. Deve kuşu gibi başını toprağa gömme. Gözlerini kapatıp da kendine güneşi, kendini kör etme güneşe. Bak güneş istesen de, istemesen de doğuyor.
Bu senin iradendeki bir şey değil devamında ayet. Nemrut nasıl anlıyor? Bak körlüğe bak. Habire Celal kapısını çalıyor. Ama kapı kim? Kiminle muhatap? İbrahim Aleyhisselam. Peygamberlik bitti. Evet bitti. Cenab-ı Mevla'nın sıddıkları, mukarrepleri, sadıkları, salihleri her asırda haşyet ile, havf ile müttaki ve takva sahipleri olmayacak mı? Her zaman olacak. Müminler, muvahhidler, mücahitler, sabırlılar. Bunlar olmayacak mı? Olacak. Kur'an bize bunu söylüyor. Ey iman edenler diyor. Ey insanlar diyor. Ve her hitap var. Ve o kafirler ki diyor, kafirlere de hitap var. Fasıklar ki diyor, fasıklara da hitap var. O münafıkları da söylüyor. Şeytanın da nasıl bir melun olduğunu söylüyor. Bak görüyor musun? Derece derece. Her bir sıfat taşıyan, vasıf taşıyan her bir kimsenin vasıflarını da açaraktan söylüyor Kur'an. Ne güzel bir rahmet değil mi? Nihayetsiz bize Cenab-ı Hakk'ın katından ne güzel bir rahmet. Hazreti İbrahim'e de o rahmeti rahmet vermiş. Ona vahyetmiş. O vahiy ile tebliğini yapıyor mütekebbirlere, büyüklenenlere, Hakk'ın nimetine kör olanlara. En başına gidiyor. En baştaki Hazreti Musa gibi Firavun'a nasıl gidiyor? Ey Firavun! Diyor. Demek bu hakikaten baba yiğit olmak icap eder. Yani kalkıp da gideceksin sözde güçlü, kuvvetli, işte hani dünyası çok tabi güç kuvvetse Cenab-ı Mevla Karun gibi bir an efendim yerin dibine geçirir. Ki geçiriyor da. Nasrettin Hoca'nın bir misali var. Bazen anlatırım. Bir insan kendine bir şey bahane etti mi? Ne edersen et, efendim o kafaya onu takmışsa işte zulmet böyle bir şey. Bile bile hadi deve kuşunun beyni küçücük. Ya sen adamsın, seni Allah insan yaratmış, ahseni takvim etmiş. Akıl var, ruhu var. Deve kuşumuz muyuz biz? İnsanda, insan mükerrem bir varlıktır. Deve kuşu değilsin ki. Ne yapıyor? Bile bile hakkını, hakka gözünü kör eden, hakkın üstünü örtmek isteyen, Hakk'a karşı duruşu ve sözüyle küfreden, o Hakk'ı kabul etmeyen, ne derse etsin, o adamı ne yaparsın? Anlatamazsın. O bir defa şartlamış kendisini. Hocadan bahsediyorduk. İki tane uyanık, haylaz geliyor hoca Nasreddin'in yanına. Diyor ki hocam hani Konya'nın da soğuğu meşhurdur. Bir gün bana biri anlattı. Dedi ben kış işte Ocak en şiddetli aralık soğukta diyor Konya'ya gittim. Fıkraya geleceğim. Baktım diyor herkes diyor biraz beli bükülmüş yürüyor.
Dedim Allah Allah, demek ki dedim bu memleketin, milletinin işte fiziği yani kemik yapısı böyle. Yani böyle böyle beli böyle eğri yürüyor. Efendim. Biraz arka tarafı dışarıya çıkıntılı, beli içine çökmüş. Dedim Allah Allah, bunlar niye böyle yürüyor? Neyse bir gün kaldım, tam bir hafta 10 gün kalacağım diyor. 2 gün kaldım, 3 gün kaldım. 3. gün baktım ki diyor, böyle bir dükkanın önünden geçerken diyor, bir anda ben de fark ettim diyor, yani böyle hani bir mağaza, marketin önünden geçerken. Bir baktım ben de onlar gibi yürüyorum. Anladım ki diyor, çok soğuk belimi bükmüş. Adamların belini bükmüş yani, öylesine ayaz var. Bir baktım ben de öyle yürüyorum, benim eğilmiş diyor. Velhasıl artık Konya'nın ayazında hocaya demişler ki, hoca biz aramızda konuştuk dedik, hoca çok sağlamdır, hoca çok dayanıklıdır. Konya'nın bu ayazında sabaha kadar hiçbir sıcak olmadan, ısınmadan, eve de gitmeden köyün meydanında bekler. Hocayı güya gaza getiriyorlar. Öteki de demiş ki, ben de dedim ki beklemez. O dedi ki ben dedim ki bekler. Ama biz bununla bahse tutuştuk. Hocam hadi biz de duracağız, sen de dur. Bekleyelim sabaha kadar. Sıra sende demişler. Birincisi sensin, ikincisi biz ertesi gün duralım. Tamam. Ertesi ya, gece hoca sabaha kadar Konya'nın ayazında 2 büklüm olmuş. Beklemiş. Sabah gelmişler, sıcak yataklarından kalkmışlar. Ne oldu hocam? Bekledim. Hiç mi ısınmadım? Yok. Hiç mi eve gitmedim? Yok. Hiç ateş yakmadın mı? Yok, yakmadım. Hiç mi böyle bir şey böyle sıcak? Ya işte demiş, şu karşıki köy var ya, ha, o evin demiş penceresinde böyle bir mum yanıyordu. Yani 10 kilometre ileride. O evin penceresinde şöyle bir mum yanıyordu. Ufak, zayıf bir ışık vardı. O kabul değil hocam demiş. Sen ne etmiş etmişsindir, o mumla ısınmışsındır. Yemekleri artık bize ısmarlayacaksın. Ondan sonra hocayı götürmüşler eve. Hoca bunları misafir odasına almış. Buyurun siz bekleyin demiş. Ben şimdi kazanıp kaynatayım. Eti, koçu pişireyim, getiririm birazdan. Yarım saat beklemişler, demişler ki valla da bir boku gelmedi. 1 saat, 2 saat bir şey yok. Dışarı çıkmışlar bahçeye. Efendim, hocaya ne oldu? Demiş pişiyor. Siz gidin oturun artık. 2 saat daha dayanamamışlar. 4 saat yemek pişmez mi? Çıkmışlar ki bakmışlar ki ağaca kazanı koymuş. İple bağlamış en yüksek tepesine ağacı. Altına da bir tane mum koymuş. Hocam bu ne vaziyet? Görüyorsunuz demiş, yemeği pişiriyorum. Hocam bizimle istihzam edersin. Hiç bu kazan, koca bu kazan, bu altındaki minnacık bir mumla kaynar mı? Bu yemek hiç pişer mi? Emre gafil. Ta 10 kilometre ilerideki köyün mum penceresinden bir mum, zayıf ışıktan ısındığımı iddia edersin de bu mum ile bu kazanın kaynamayacağına niçin inanmazsın? Ona inanırsın da buna niçin inanmazsın? Ya, hoca akıllı adam. Velhasıl, efendim, Hazreti İbrahim defalarca oğlu o Nemrut'a tebliğ yapıyor. Hep cemal kapısıyla gidiyor. Her defasında Nemrut ne yapıyor? O kapıya hakaret, tahkir ederekten Hazreti İbrahim'i ortadan kaldırmak, onun aleyhinde propaganda yapmak, tuzaklar kurmak. Evet. Diyor ki, benim Rabbim öldürür ve diriltir. Nemrut ne diyor? Ben de diyor, bu milletin Rabbiyim. Ben de öldürür ve diriltirim. Ahmak adam. Nasıl yaparsın? Hemen zindandan 2 tane idamlık adamı çıkartıyor. Birine cellata kafasını vurduruyor. Ötekine de diyor seni serbest bıraktım. Bak diyor ben de birini öldürdüm. Birine hayat verdim, gönderdim.
Hazreti İbrahim ne diyor? Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Hadi sen de bunun tersini yap. Batıdan doğurt. Bu güneşi doğdurdu. Hadi sen de bunun tersini yap. Kafir diyor, şaşakaldı. Çünkü niçin? Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikat şüphesiz. Güneş hiç batmaz aslında. Güneş gece olunca rahmetinden mütevellit istirahatgah olsun diye o karanlıkta yıldızları sana kandil, ayı sana kandil yapan ve sana geceyi döşek yapan Rabbin seni her an ve bizi her an rahmetiyle çepeçevre kuşatan Rabbimize karşı nasıl nankör olabiliriz? Bir 10 saniye nefesimiz tutulsa dayanamayız. Bir dakika kalbimiz dursa gideriz. Neyimize güveniyoruz? Demek ki cemal kapısı nasıl insan-ı kamilden? Hazreti Yusuf'un zamanındaki Firavun cemal kapısını gördü de ondaki rüya tabirini, hikmetini gördü de hani bazen derim biz olsak deriz alt üstü bir rüya. Öyle mi? Alt üstü bir rüya Firavun'un bu Hazreti Yusuf'un zamanında gördüğü bir rüya. Sonra da kalka diye Allah Allah ne işim var benim bir İmrani köleyle desin. Rüyasını da inkar etsin. İşte o zaman hain, zalim, hain, zalim, merdutlardan olur. Hakkı inkar ettiğinden, ilahi tecelliyi inkar ettiğinden hain ve zalimdir ve merduttur. Çünkü vahiyden bir cüzdür. Sonra da sabah kalksın, ben öyle görmek istedim desin. İşte küçük Nemrut meşreptir bunlar. Bunlar bir nevi Firavun meşreptir, nefsin firavunluğudur. Nefsin merdutluğudur, azgınlığıdır. Bu celal kapısını çalar ki bir sivrisinek Nemrut'u nasıl alt ettiyse, eşti kuyuya Ebu Cehil nasıl düştüyse, Musa'yı ve kavmini helak etmek için denize giren Firavun hoplayıp zıplayıp onca işi ettikten sonra o denizde bu yoldan ben de geçeyim. Hatta nedir o deniz açılıyor? Allah'ın rahmetiyle açılıyor. Bak o rahmete girmek istiyor. Ama nasıl? İnkarla giriyor. O rahmet ona celal oluyor. Hazreti Musa ve kavmine cemal oluyor. Burada mesele budur. Firavun ne yaptı? Baktı ki İki tane Mevla ona rüya gösterdi. Bak Firavun ha, bir Mısır kralı. Baktı ki Yusuf aleyhisselam bu rüyayı hikmet ile, basiret ile, feraset ile, hak ile tabir etti. Sen dedi zindanlarda ne işin var? Sen bir aziz. Elbet. Çapulcu takımı hakkın kıymetini bilmezse, o hakkın kıymetini bilmeyip de onu zindanlara atıp da kendi heva ve arzu ve beklentilerinden mütevellit merdut nefsinin arzu ve isteğinden mütevellit onu zindanlara atıp onu oralarda yok edip, onu oralarda çürütmek isteyenlerin, onun kıymetini bilmeyenlerin Allah-u Teala krallara kıymetini bildirir. Sen yeter ki Yusuf gibi dur. Sen yeter ki Muhammedi dur. Sen yeter ki İbrahim gibi dur. Ama sen sürekli cemal tecellisiyle celalini zaten o kapıya adapsız ve pervasızca aklı sıra çekme tokat ve münkirat ve hakaretle girmek isteyene o kapı kaldırır bir mezbeleye atar.
ateşe giderken beni o görmektedir diyor. O beni bilmektedir. Ey ateş! Demek ateşin canı var. Demek ateşin kulağı var. Demek ateşin kabiliyeti, istidadı var. Demek ateş de bir mahluk, ateş de bir varlık. Ateş de konuşuyor Allah. Ey ateş! Demek ki sadece her şey onun kudretine bağlı, gayri bir kuvvet ve kudret yoktur. La havla ve la kuvvete illa billah. Hazreti İbrahim dedi. Dedi ki o beni bilmektedir. O beni görmektedir. Biz ne diyeceğiz? Biz de böyle diyeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla. İbrahimce bir duruş göstereceğiz. Efendi, diyorsun ki kardeş, bak ayağını yere vur. Niye vurayım? Diyorsun ki bak şurası bir tekke. Bak şurası bir tekne. Bak şurası senin şu vazifeyi yapman için bir görev. Yap. Ya ben burayı ne yapayım? Ben burada durayım da ne edeyim? Buraya kim gelecek? Evvelinde diyor ki ben İbrahim gibiyim diyor. Ben çok keskinim diyor. Ben İbrahim vari bir kimseyim falan. Öyle mi dedim kurban? Allah Allah. Hazreti İbrahim dedi ki ya İbrahim beytimi yap. E dedi Rabbim ben yapayım da kim gelecek? Bu dağların arasında tenha bir yer. Ey İbrahim sen yap ve çağır ben göndereceğim. Dedik yani hani sen İbrahim gibiydin? Laf oldu nasıl belli değil? Öz yok. İrşat yok bizde sizden ziyade. Ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet ol. Hazreti Hacer ne diyor? Hazreti İsmail ayağını vurdu da su kaynamaya başladı. Hazreti Hacer ne dedi? Zem, zem, zem. Dur, dur, dur. Bak. Su ile konuşuyor. Hazreti Süleyman'a ne dedi Mevla? Rüzgarı senin emrine vereceğiz. İbritleri, cinleri ve şeytanları onları zincire vuracaksın, emrine vereceğiz. Sana kuşlarla konuşma dilini vereceğiz. Onlarla konuşacağız. Demek ki sen sendeki tecelli esmaya, sen sendeki verilen sıfata ve emanet ilahiye ve zata müteveccihsen, öyleyse mahlukatı eşref-i mahluk olan, ahsen-i takvim olan insanın emrine Cenab-ı Hak muti kılar. Ateşi İbrahim'e aleyhisselam'a muti kıldığı gibi, Zemzem'i Hacer'e annemize muti kıldığı gibi, Yusuf Eyüp aleyhisselam'a muti kıldığı gibi, topuğundan çıkan su, o suyu ona muti kıldı. Kuyuyu Yusuf'a aleyhisselama bir korunak, bir himaye kıldığı gibi. Ayrılık, aşk, muhabbet ateşini de kemal için hasret çekenlere, Allah için sevenlere bir temsil kıldı Hazreti Yakup'un halini de. Yanıyor Yusuf'un aşkıyla. Yusuf diye. Ama Allah'ın tecellisi görüyor. Onun ondaki güzelliği, devleti, nimeti görüyor. Hakkın aynası olduğunu biliyor. Ah, ah, ah ki ah, vah ki vah. Evet, Hazreti Hacer rahmet kapısını, o cemal kapısını nasıl çaldı? Ey İbrahim! Bu Allah'ın emri tamam. O zaman var git sen işine. Hazreti İsmail nasıldı çaldık cemal kapısını? Ey babam bu Allah'ın emri boynum incedir kıldan. Uzattı boynunu.
Cemal öyle tecelli etti. Celal, bak Cemal gene Hazreti İbrahim'de nasıl tecelli etti? Celal de nasıl gene o mirat-ı huda olan o zat-ı kerimde Nemrut'a bir sivrisinekle. O saltanatın sahibi. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billah. Yani Firavun'u boğan bir damla suyu daha koca bir deniz boğdu zannetmeyin. Çünkü niçin? Şöyle burnuna suyu çeksen biraz fazla çek ne yapar? Şöyle bir avuç su. İyice ciğerlerine bir çek ne olur? Orada düşer ölürsün. Ciğerlerine su gider değil mi? Demek bir damla su minnacık bir sivrisinek. Tahtı tacı saltanatı. Demek ki kurban, biz nefs ile, nefsin varlığıyla baktığımızdan hayal olanı var zannediyoruz. İlahir. Rızaillillah, hürmetul hayasin ve hürmetul sırrı suretul Fatiha.